sohbetlerimizi rahatla alıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Sen hoş bulduk efendim. Hayırlı olsun. Ya, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani böyle acı bir haber üzerine gelmeyi arzu etmezdik. Ama Allah rahmet eylesin. Hakikaten hepimizin yüreği dağlandı. Peş peşe bu hadiseler yaşanıyor. Bir de dün bir tuzu biberi oldu adeta. O da çok kötü. Yani Ankara'da meydana gelen saldırı, Rus büyükelçisinin öldürülmesi, arkasından ve Almanya'da olan hadiseler peş peşe. Yani birileri dünyayı karıştırmak istiyor ama inşallah muvaffak olamayacaklar. Biz tabii üzüntülerimizi sizlere de bütün Kayseri adına başsağlığı dileklerimizi iletmek istedik. Cenab-ı Hak yaralı olan genç evlatlarımıza şifa ihsan eylesin. Yakınlarına da başsağlığı dileriz vefat edenlerin. Dün hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Allah razı olsun, doktorlarımız da tabii büyük bir gayretle onların tedavileri için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Taburcu olan şu ana kadar 21 kişi taburcu oldu. Hamdolsun. Kayseri bir güdüm. Kayseri bir birliktelik içerisinde. Biz bu yaralılarımızın yakınlarının, şehitlerimizin yakınlarının oteller kapattık. Evet. Dedik, gel gelin burada ağırlayacağız. Ama buna rağmen vatandaşlarımız, otelimiz yaralı yakınlarına açıktır diye iler. HGS yemek verelim, fabrikalar, şeyler. Ya yani inanılmaz şekilde bir evet. Birliktelik var. Elhamdülillah. Allah bu birliktelerimizi bozmasın. Tüm ülkemiz olsun istiyoruz. Amin. Yani onlar hepimizin misafiri, hepimizin yaralıların yakını, tabii. Şehitlerin yakını, hepimizin yakını diye düşünüyorlar. Kayseri bu birlikleri çok iyi şekilde yapıyor. Efendim, gösterge. Tek amacı zaten belli oluyor. Türk-Rus ilişkilerindeki yumuşama, iyi uyumu bozmak. Bozmak istiyor. Ha, bozuk olsa kimin işine yarayacak? Vatan hainlerinin işine yarayacak. Tabii. Hedef o. Yoksa ya Rus büyükelçisinin öldürülmesinin kime ne faydası var? Ne faydası var ama aradaki iyiye giden ilişkilerimizin bozmaya yönelik bir saldırı. Olumlu açıklamalar evet, geldi. Bu yönde hiçbir şekilde etkilemeyeceği yönde. O bizi memnun etti, rahatlattı tabii.